Merhaba arkadaşlar, Spor Artı Eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yurt dışı gönderileri videolarına devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün bayağı bir kargo var. Evet, 1, 2, 3 tane kargo var. Bir tanesi yurt içi. Yurt içi derken Türkiye içi ama MNG kargo ile geldi. İki tanesi de yurt dışından, birisi Almanya'dan, birisi de Macaristan'dan arkadaşlar. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağımızı söylüyorum size arkadaşlar. Maalesef ki bu üçünü hepsini açmayacağız. Videolar arka arkaya gelecek. İlk önce yurt dışı gönderileri serimize devam etmek için sizlerle ilk önce Almanya'dan gelen postayı açacağım. Evet, Almanya'dan gelen posta Lukas Musiol adlı bir YouTuber'a ait. Aslında kendisi bir YouTuber. Ben kendisine daha önce kartlar yollamıştım. Ancak kendisine yeni kartlar yollayacağım için benim yolladığım kartları beğenmedi ve bana geri yolladı. Bana geri yolladıklarını şimdi hep birlikte ona bakacağız. Daha önce Lukas Musiol kendi sitesinde, kendi YouTube sayfasında benim gönderdiğim kartların videosunu çekmişti. Ancak beğenmediği için tekrar, yani kondisyon olarak, yani kartların durumu olarak beğenmediği için bana geri yolladı. Bakalım bana nasıl geri yollamış, hep birlikte bakacağız. Tabii ki de iyi yolladı, yani ne gönderdiysem onu geri yollamıştır diye düşünüyorum tabii ki de. Ama hep birlikte şimdi bakacağız. Evet. Adeta insanlık dersi verecek sanırım. Nasıl kargo yollanır diye. Evet. Bayağı da güzel paketleme olsun. Evet. Bu şekilde şimdi yavaş yavaş açacağız. Evet. Ve geldi arkadaşlar. Büyük bir top loader. Adeta XXL. Ve bir tane de, evet, Burak Yılmaz geldi. Şimdi içerisini açacağız. İçerisinde neler var? Bakacağız. XXL'ler. Evet. XXL'lerin ilki Arda Turan. Arda Turan'ın aslında pek bir sorunu yoktu. Tek sorunu şurada küçük bir cızırtısı vardı. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın da en sağ köşede bir sıkıntısı vardı. Bakın şu şekilde, aslında onun da pek bir sorunu yoktu. Selçuk İnan. Selçuk İnan'ın da pek bir sıkıntısı yoktu. Ve sadece onun da sanırım ya sağ köşede ya da sol köşede ya da sağ üstte, sol üstte bir sıkıntısı vardı. Bu şekildeydi. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'ün de sanırım sağda bir sıkıntısı vardı. Evet, aslında kartlar iyi. Neyini beğenmedi ben de anlamadım. Ama olsun, bir şey olmaz Lukas. Beğenmemiş, geri yollamış. Biz de ona tekrardan yenilerini yollayacağız. Yapacak bir şey yok. Kendisi de haklı bazı durumlarda tabii ki de. Ama bak, yapacak bir şey yok. En iyi şekilde geri yollayacağız. Ve Burak Yılmaz. Evet. Biraz, evet, gerçekten sorunlu biraz. Ama nasıl sorunlu? Şu şekilde yandaki gümüşlükler sadece sıkıntı. Evet, gördüğünüz üzere. Ama başka bir sıkıntı yok. Arda Turan da gerçekten haklı. Yani belki şurada görürsünüz. Evet, bakın şuradaki şeyde, evet, o konuda haklı Arda Turan'la ilgili. Selçuk İnan'la ilgili derseniz, Selçuk İnan'ın, evet, solda küçük, çok küçük, hiç gözükmeyecek şekilde bir, çok küçük, bakın ekranda bile görmüyorsunuzdur ama, hasarı var. Burak Yılmaz'da ne hasar var? Burak Yılmaz'ın sol üstünde biraz böyle eğilme var. Onun dışında en sağda küçücük bir, evet, hasar var. Küçük ama. Gökhan Gönül'de ise en sağda sanırım. Evet, bakıldığı zaman en sağda küçük bir hasarın olduğunu görüyoruz. Ama biz ne yapacağız? Biz Lucas'ın bize gönderdiği top loader'ın içine kendinin yeni
XXL'lerini katacağız. Ki bunlardan bir tanesi Burak Yılmaz ve Arda Turan. Şimdi onları çıkartıp içine koyacağız. Yeni paketten çıktı biliyorsunuz ki. Şimdi hiç ellemeden içerisine koyacağız. Bakın gördüğünüz gibi yepyeni. Hiçbir sıkıntısı yok. Buranın da keza aynı şekilde. Artık yani bunu da kabul etmezse zaten yani yapacak bir şey yok. O yüzden hemen şimdi içine katalım. Evet. Bir şey olmadan içine katalım. İçine kattık. Artık bir şey olmaz bence. Olursa da zaten artık oha derim. Evet, kendisinin limited'larını içerisine koyduk. Videoda da gösterdik. 4 tane XXL geri geldi. 1 tane Burak. Gökhan Gönül de yollamıştım ancak Gökhan Gönül'ün kondisyonu iyiydi. Ona sıkıntı çıkartmadı. Ya bize de bir tane küçük top loader hediye etmiş oldu. Allah razı olsun kendisinden. Büyük bir tane büyük top loader ki tabii onun içerisine tekrar kendisine göndereceğim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuz Almanya'dan geldi. 2 hafta sürdü yani bayağı uzun sürdü ama elimize ulaştı sonunda. Onun için de mutluyum. Videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.